Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bu sıcakta bu videoyu çekiyorum şu an. Yani Broadway'in içi o kadar sıcak ki, bir de gölgede duruyordu. Ona rağmen o kadar sıcak ki anlatamam. Ama tipimden görüyorsunuzdur, birazdan da anlayacaksınızdır. Neyse, sadede gelelim. Biz Instagram storylerden falan da görmüşsünüzdür, kuyu vurduruyorduk. Ben bu kuyunun ilk vurmaya başlanmasından itibaren başında yoktum. Çünkü bu sene üniversite sınavına girdim. Onun için sürekli köye gelip gidemiyordum. Bir ara sadece uğradım traktör geldiğinde, işte kuyuya bakmak için. Hem traktör hem kuyuya. Onun dışında bir daha hiç gelemedim. Takır tukur bir şeyler oluyor arabanın içinde. Şu anda kuyumuz bitmeye yakın. Boruları falan salındı. Adamlar aradı, şimdi denemeye geliyorlar. Yani bu da şöyle oluyor. Zaten birazdan göstereceğim size. Bir tane jeneratör geliyor ve suyu pompa salıyorlar. O jeneratör o suyu oradan çıkarıyor falan filan. Neyse, gidince anlatırım. Şu an önümde bir tane minibüs var. Adamlar böyle bir şeyle gelmişler. Ben de şu an onları takip ediyorum. Keşke biraz daha önce çıksaydım. Babamı aradılar. Babam benden önce çıktı. Sonra dedi ki birazdan gel. Hoppa. Adam da çok yavaş gidiyor. Neyse, sıkıştırmayayım. Birazcık bekleyeyim hatta. Onlar biraz ilerlesin. Şöyle kendimi çevireyim. Ben kendi kuyularımızın hiçbirini denemesine daha önce şahitlik etmemiştim. Sadece amcamın en son vurdurduğu kuyuya gitmiştim. Gece deniyorlardı onda, ama bu tarz bir şey yoktu. Yani böyle bir araba gelmemişti. Kamyonun sırtında kocaman bir jeneratör gelmişti. Şimdi merak ediyorum açıkçası nasıl bir şey olacak. Başına gidince de anlatırım. Ben de çok ayrıntılı bilmiyorum nasıl kuyu vurduruluyor. Yani adamlar orada tam olarak ne yapıyor? Açıkçası pek buna hakim değilim. Yolda çok bozuk. Şurada geçen akşam bu kuyuyu delmeye gelen adamlar kalmış. Makine de çok ağır bir şey. Şimdi göreceksiniz gidince. Oradaki çamura lap diye oturuvermişler. Bizim 105'le köyden birisinin yine jondere 155 çekmiş, anca çıkarmışlar. Değişik maceralar oluyor böyle durumlarda, ama ben tabii ki de o zaman da yoktum. Babam anlattı. Az kaldı zaten. Burası yine köye yakın bir kuyumuz vardı. Yine bu da köye yakın. Hatta köy buradan böyle gözüküyor aşağı tarafta. Biraz yukarıda kalıyor burası. Tüh ya, keşke biraz önden çıksaydım. Arabanın harareti. Zaten cam mı açık ya? Toz girdi. Ya da arabanın içindeki toz kalktı, bilmiyorum. Neyse, ağır ağır gidelim bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. O arabanın arkasında jeneratör varmış ve 200 kilowattlık bir jeneratör. Şimdi buradan şuraya boru bağladılar, parmağımın ucunda iki tane. Buraya doğru suyu akıtacaklar. Pompayı sorduk. 50 beygirlik bir pompa salmışlar. İşte 200 kilowattla şimdi deneyecekler. Böyle de uzunlamasına iki boru bağladılar. Heyecanla bekliyoruz. Heyecanla ve umutla. Evet, şu an çalıştırmaya çalışıyorlar. Biz de oturduk, bekliyoruz. Evet. Süper. Temizlensin bakalım. Hoş. Düşmeyelim de. Evet, bakın şimdi buradan bu suyu böyle akıttık, hatta yol oldu böyle.
İşte bir 5-10 dakika akıttılar. Zaten su pardon, pis geliyor buradan. Ara ara oradan durdurup işte pompanın ağzına pislik geldiği için durdurup tekrar bastılar temizlensin diye. Şimdi bir tane daha boru salacaklar ve muhtemelen su aşağıda olduğu için yapıyorlar bunu. Biraz daha aşağıya salıp deneye pompayı yukarı çekecekler muhtemelen. Bu boruların ucunda duruyor pompa. Bilmeyenleriniz belki vardır, hani sizin oralarda nasıl sulama yapılıyor bilmiyorum da. Bu salınan demir boruların bir tanesi de 9,5 metre. En son ben geldiğimde kaç tane salmışlardı ya? Toplamda 57 metre falan oluyordu herhalde. Şimdi biraz daha salıp yine deneme yapacaklar. Bekliyoruz biz de. Buradaki bu su kuyularının şeyi de, amacı da oraya önce kepçeler gelip açtı. Onlarda ben yoktum ama babam falan anlattı, video atıyordu bana. Oraya su dolduruyorlar. Bizim yukarıdaki kuyudan çektiler suyu. Bu şu aşağıda gördüğünüz bu boru salınan yer var ya, oraya yani kuru toprağa o merdane dönmüyor, kuru toprakta ıslak döndürüyorlar onu. Şimdi göstermeden de çok zor anlatması da, o şeylerin merdane kafalarını da gösteririm birazdan, şu tarafta kalıyor. Deneyecekler bakalım, çekeyim de. Bir tane daha saldılar. Yani 9,5 metre daha aşağı gitti. Bir tanesini de hazırlamışlar burada. Birer birer deneyecekler herhalde. Daha basınçlı geliyor gibi. Biraz daha böyle çalıştırıp bir tane daha salacaklar. Bekleyelim. Oh, evet arkadaşlar, şimdi o gördüğünüz, en son siz boru salarken gördünüz herhalde. Biz onu bir saat falan çalıştırdık. Kaç metrede? 80 metrede falandı yanlış hatırlamıyorsam. Suyumuz çıktı. Beklediğimiz gibi de çıktı çok şükür. Şimdi bu kuyuya mucur atılacak. Yani çakıl atılacak o deliğin oradan. Bu mucurlar bir nevi süzgeç görevini görecek. O yüzden o boruların olduğu bir vitesimizi attıralım. Bu kamerayı tutalım. Hop. Şeyin Broadway'in direksiyonu da sağ olsun. Neyse, mucur kamyonu gelecek şimdi. Artık ne zaman gelir bilmiyoruz. Söyledi adamlar, getirecekler bir kamyon da. Ama orada gördüğünüz o makineleri oradan çekmemiz lazım. Kamyonda bir tane kamyonda demir borular var. Onları öncelikle o kamyonun oradan çıkması lazım ama yokuş olduğu için kamyon kalkamıyormuş. Ben de şimdi eve gidiyorum. Babam orada bekleyecek. Haber gelince 105 alıp geleceğim o kamyonu oradan çekmek için. Kalksa bir daha yürür de. Yani kalkışta sıkıntı oluyormuş. Bayır aşağı olduğu için, bir de arkası ağır. Eve gidiyorum. 105 alır gelirim. Yine o zaman da başlatırım size. Şimdi bundan sonra haber bekleyeceğim. Bakalım bugün gelecek mi bilmiyorum. İşim bitseydi tarla dolaşmaya gidecektim. Bakalım yollar çamur muydu değil miydi? Belki videonun devamı yarından başlar. Yarın boru falan sereceğiz çünkü. Aynı zamanda tarlalara da bakarım. Hem yollar falan da daha kendini çekmiş olur. Rahat gideriz. Böyle bu tarz bir vlog olsun dedim. Köye yeni geldim. Dönüş vlogu. Vlogu? Vlogu. Eve gidelim, haber bekleyelim bakalım arkadaşlar. Bir veya iki günümü size bu şekilde göstereceğim. Bu aralar böyle koşturmacalı işler. Evet, geldik arkadaşlar. Babam çekecek şimdi. Ben de o arada birazcık
telefonla fotoğraf çekeyim, video çekeyim. Manzaraya bakın ya. Ne kadar da güzel değil mi? Bakın böyle bayır aşağı olduğu için ve dolu olduğu için kamyonlar destek olsun, kalkamaz çünkü. Ama ucu kamyon gelmemiş herhalde. Ben hiç vakit edememiştim. Hadi bakalım. Merakla bekliyorum bu çekişme anını. Aa, ilk başına otobüs düşmüş. Şimdi gördüm. Götürecekler tabii ki de. Toplanıyorlar artık. Kamyon geldi. Mucur kamyonu. Şimdi mecburen ekin içine girip dönmek zorunda kaldı. Geri geri yanaşacak. Arkadan dökecek direkt. Babam da çekti geliyor. İçim acıdı şu an ya. Ekinler ezilince. Eyvah, eyvah, eyvah. Olmaz abi. Abi daha fazla salma ya, zaten patinaj çekiyorum, oturacaksın şimdi. Toprak da bayağı yaşmış ya. Toprağın altı yaşmış yani. Hadi bakalım yıksınlar. Direksiz olmaz bu iş ya. Tüy bileydik, getirdik, hiç demedim baba. Sağlamasın ya. Biraz geri ver, kablosu daha iyi değil mi? Dökülürsün. Olmaz. Bir anda dökülmemesi lazım değil mi? Hadi bekliyorum. Oynuyor bu. Olmasın da bir daha kutuma girmeyin. Kaç ton var şimdi burada? Bakın arkadaşlar, şu anda kamyon bunu iyice boşalttı, gidiyor. Ne oldu? Bu fazlalık olan, şimdi nasıl doldurulduğunu da göstereceğim size, dolu şeklini. Bu borunun etrafı bu şekilde dolduruldu. Kamyon arkadan şey yaptı, kürekle onu ayarladı buradaki abi. Bu da fazlalığı ama çalıştırdıkça burası dibe düşecek. Yani daha da aşağı düşecek o kumlar. Diğer kuyuda da öyle yapmıştık. Azaldıkça atıyoruz oradan. Babam şimdi bunu çekecek de onu bekliyoruz. Bu da çok ağır bir şey. Az önce şey videonun başında anlatırken de kalmış dediğim makine buydu işte. Çekecek mi diyorlar ya? Bakın şimdi nasıl çekecek, göreceksiniz. Koşarak gidiyorum. Destur ya. Şöyle dönüp çıkartacaklar. Ekim bizim zaten bu taraf.
ezildi iyicene. Makinenin de kapalı halini de görmüş oldun hep. Birazdan 105 çekemiyor diyenler, çekemeyecek diyenler ağlayacak. Aman dikkat. Kopar mopar. Bu senin yiyeceğin nane değil. Bırak ben çekeyim diyor da orada, orası tam ıslaktı. Oturduysa eyvah. Eyvah ki ne eyvah. Oradan borular su kaçırmıştı da. Evet geldim. Şimdi arkadan çekecekler dedim ya, oturdu oraya diye. Bak şurada da az önce mucur kamyonu bir patinaj çekti. Tam ıslak yere oturtmuş. Şuradan şey yapacaklar herhalde. Ya da daha ileriden, bilmiyorum ki. Çok kötü yerde su kaçırmış ya. Bence bakıyorum, böyle bir şeyleri çekiştirirken izlemek güzelmiş. Reels çekelim o arada biz de. Ah ah. Ah 105 de oturdu. Ah. Çekemiyor. Oo, biraz daha yaklaşalım. Abi çok iyi ya. Çok action'lı değil mi? Ne oluyor ya? Hala çıkamadık. Oraya çamura oturduğu için takoz mokoz koydular. Şimdi annem kireç getirdi. Tekerleklerin oraya kireç atıyorlar. Bu işe yarıyormuş yani, kaymaması için. Babam da şimdi gidecek, yine ön arka çekecekler. Bu sefer çıksın, hava geliyor çünkü. Yağmur yağacak, bayağı serinliği geldi yağmur. Şimşek çakıp duruyor arka tarafta. Bekliyorsunuz değil mi heyecanla? Çıkaracak mı, çıkaramayacak mı diye. Hadi ya, hadi ya, çık da gidelim. Ne? Vallahi vurmaz herhalde. Hiç onu düşünmedik bak. Vurar mı anne, bir bak. Bak o sana bakmaz ki. Gerçi bakar, vallahi patlatır arka camı he. Haydi. Haydi haydi haydi. Şuraya kadar çıkarsa yeter ya. Ay şuraya kadar. Dıp 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 dıp. Bekliyoruz. Uy, soğudu hava. Hadi, hadi, hadi bismillah. Kopar, kopar. Hey!
İşte bu ya. Hele şükür. Onlar çıksın, biz de gidelim arkadan. Evet arkadaşlar, çıkarttık bakalım. Şimdi biz de eve gidiyoruz. Bugünlük bu kadardı. Kuyunun çoğu işi bitti. Bir daha işte anca trafo falan konur. O işler kaldı muhtemelen. Ben de hayatımda ilk defa bir kuyu vurdururken böyle başında bekledim. Hava, bak gördünüz herhalde, hem sağdan hem soldan, hem Sivrisar tarafından hem Çiftehra tarafından. Öyle diyeyim, biz ikisinin arasında kalıyoruz çünkü. İki taraftan da kapatıyor çok fena. Biz de yağmura kalmadan bitirdik işimizi. Hayırlı yağmurlar olsun. Allah afatından korusun. Şimdi herkesin yüreği hop ediyor. Doludan, işte sert yağmurdan korkuyor çiftçiler. Bakalım, belki videoyu yarın sabahtan başlatırım. Böyle iki günlük bir vlog olur. Belki burada bitmiştir, bilmiyorum. O yüzden şimdilik kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.